Abi siz bir haftadır ne yapıyorsunuz ya? Öyle yazışmalar aldı başını gidiyor. Ben hiç takip edemedim. Serverless, Amazon, Angular falan. Hayırdır? Özetledin aslında Uğur'cum. Serverless, Amazon, Angular falan yaptık. O. Tamam abi, keywordler de onu Sesteki elaborate. özgüvene bak. Abi şöyle oldu. Geçen hafta bir meetup'a katıldım ben. AWS ile ilgili CodeStar'ı anlatan bir meetup'tı. O akşam gaza gelip oturdum. Şeyi yaptım işte. Bu PHP'de yazdığımız şeyi Node.js'e geçirdim. Ondan sonra da zaten bayağıdır Angular'a şey yapmak istiyorduk. Angular'a çevirmek istiyorduk siteyi. Onu yaptım. Onun tatavası. Ama denizin başına çok iş açtı bu. Bütün çünkü bizim 50 tane domaini tek tek 50 defa değiştirdi, düzeltti falan. Ondan sonra da AWS üzerinde host etmeye başladık. Orada şeye geçtik işte en son yaptığımız şey Deniz'in önerisiyle CloudFront'a geçtik. Artık HTTP/2 çalışıyor. CodeFiction tek. Yani O iyi. biraz static content yüklü bir site için biraz over engineering oldu tabii ama Evet. şu anda çok hızlı. Ha bir daha bir şey olduk yani. Legion bağımsız olduk şimdi. Frankfurt'tan giren giriyor. Amerika'dan giren giriyor yani. Evet, DDoS da yemeyiz artık. Kısmet. O kısmet işte. Kimse bir giriş Abi. yapacak ya. Abi serverless kısmı nereden geliyor peki? Serverless kısmı nereden geliyor abi? İşlem yapan, sürekli canlı duran bir sunucumuz yok artık. Talep üzerine çalışıyoruz. İşte PHP bizim aslında neyimiz vardı sunucu tarafında çalışan bir bizim RSS'leri okuyup bunu JSON'a çeviren bir API'miz vardı. Basit bir şeydi. Şu anda onu AWS Lambda'ya geçirdik. Node.js üzerinde çalışıyor orada. Önünde de API Gateway var AWS. Talep geldiği zaman bu AWS instance'ını ayağa kaldırıyor. Ayağa kalktıktan sonra da response olarak JSON dönüyor. İşini bitiriyor, ölüyor. Abi bir gözlemim var yalnız bayağı hızlı ayağa kalkıyor. Böyle 2-3 saniyeyi bulmuyor. Tabii. Ya şu anda sanırım 80 ya da 100 milisaniye ortalaması. Müthiş ya. Yani 100 mili, 80 ya da 100 milisaniye içinde respons alıyoruz ortalama. Onu bir de elastik cache mi koysak ya? İyice over Bence artık burada bir duralım. Artık özellik özelliklere Redis cluster ekleyelim. kaldıralım. Bugün şeyde konuştuk Gitter'da. Hani web sitesinin artık hani CodeFiction'a farklı şeyler de eklemeye başlayacağız artık yavaş yavaş. Bunun için belki de hani tasarımda değiştirmemiz iyi olabilir. Bununla ilgili Orhun cevap döndü. Onun elinde birkaç template falan varmış. Yardımcı olabilirim dedi. Oradan işte şimdi template'leri Dropbox'a yükleyecek. Ondan sonra bakacağız. Bir tanesini seçip o template'i apply edeceğiz. Böylece o mobil tarafında da o çirkin görünümden kurtulacağız artık. Artık tabii Angular olduğu için de bunları yapmak çok daha kolay olacak. Peki neden Angular? Neyse buna hiç girmeyelim ya. Abi onu çok Ya o zaman tartıştık ya. çirkin evet, hiç görünümü gereği yok. düzeltmeye kasmıyorum ben şu an. Ya bence kasma bir en azından şeyden gelsin Orhun'dan şeyler gelsin abi. Template'ler. Oradan seçelim bir tane. O template'i ekleyelim. Ondan sonra sanırım sizin yapacağınız işler olacak. Evet abi, ondan sonra sanırım Özgen'le ben devralacağız. İşte bir kısım SEO sayfaları olur. Medium eklediğimiz makalelerin bizim siteden de okunabilir hale gelmesi olur. Podcast'e tıklayınca site içinde dinleme gibi fonksiyonlar olabilir. Yani Google biraz keşlesin sitemizi ya. Bir ana sayfadan ibaret olmayalım istiyorum ben. Evet. Evet. Evet abi mesela yani Product Manager nedir? Kim yazısı yazılımında niye biz çıkmayalım? Zaten şu an gerçekten kötü sonuçlar çıkıyor yani. Böyle güzel içerik üretiyoruz. Evet yani aslında keşke dinleyen herkes Medium üzerindeki o bizim şeye CodeFiction sayfasında yazılar gönderse de bizimle iletişime geçse o yazıları da yayınlasak onların
isimleri de orada gözükecek şekilde. Onların da hepsinde bir şekilde bizim sayfamızda da yer versek. Böylece community de Evet. gelişmeye devam etse. O taraf biraz yavaşladı mı ne sanki? Ne diyorsunuz? Ya Ya. insanları dahil etmekte geride mi kaldık acaba? Biraz kendimizi suçlayasım var o konuda çünkü. Yaz Yani olmasının da etkisi var abi. tabii biraz da yaz baktığın Evet zaman. ya. Diğer taraftan Patreon'dan da destekler geliyor arkadaşlar. 10 tane şu anda patronumuz var. Yavaş yavaş herhalde birkaç ay içinde bu şeylerden kurtulacağız, hosting şeylerinden. Gerçi ondan sonra yine masraflar gelecek işte SoundCloud'un yenilenmesi falan gibi. Ama sanırım bu yılın sonuna kadar sıfırlanacağız. Ondan sonra artık bol bol kimseyle uğraşmadan kendi başımıza daha güzel etkinlikler yapabileceğiz. Tam istediğimiz gibi etkinlikler yapmaya başlayacağız. Sonsuz pizza. Sonsuz pizza bundan sonra Evet ya. ergenler pizza herkes. Evet yani. Kendi başımıza istediğimiz gibi etkinlikleri yapabileceğiz. Onlar için de konuşmak isteyenler varsa yine bize ulaşsınlar Gitter'dan. Herhangi birisine. Yani oraya herhangi bir yazı yazarlarsa işte benim firmam bir meetup düzenlemek istiyor Code Fiction'la beraber diye. Böylece o meetup'ları da planlayabiliriz. Konuşmacı olarak da birçok kişiye ulaşabiliyoruz şu aşamada diyelim. Şey çok güzelmş abi. CodeStar. AWS CodeStar. Sen baktın değil mi Deniz ona? Baktım abi ben şeye de ikna olmaya başladım yavaş yavaş. Gerçi bu vendor locking konusu da bir anda hani kafamı kurcalıyor ama hiç Amazon environment'tan çıkmadan bütün continuous integration pipeline'ını kurup yani bütün DevOps'um Amazon üzerinde gider, bütün infrastructure'ın Amazon üzerinde gider gibi hissediyorum ben. Çok güzel yapmışlar yani o tarafı. Ben hani sen söyledikten sonra baktım CodeStar tarafına. Gayet adamlar gitti hiç öyle GitHub kullanma gel buradan host et. Ben zaten buradan kendi pipeline'ime entegre ediyorum yapmış. Evet, yani 10 numara çalışıyor ve her şey bir de Amazon ürünlerini kullanıyorsan her şey çok güzel entegre. Evet. Çok güzel çalışıyor. Yani söyle devam et. Büyük ihtimalle kendini kanıtlamış bir sistemdir ya. Herifler herhalde büyük, kendi içlerinde kullandıkları yazılım geliştirme süreçlerinden şey yaparak onları oraya koydular diye düşünüyorum ben. Abi geçen haftaki o meetup'ta konuşmacı Amazon'dan bir technical evangelist'ti. Abi şeydi yani dedi, o yani yazılım içerisinde de bulunmuş. Yazılım sürecinde de dahil olmuş. Şeyi anlatıyordu yani bizim ihtiyacımıza göre yaptık diyordu. Biz tamamen bizim böyle şeylere ihtiyacımız vardı. Biz de onları yaptık diyordu. Ve onlar da onu kullanıyorlarmış şu anda. Yani CodeStar'ın kodlarını CodeStar'dan deploy ediyorlarmış. Kostların kodlarını evet bir Deniz geçen onunla ilgili bir şey söylemişti ya paradoks. Evet ya neydi o hakikaten? Ne Evet. yapıyorken? Serverless'la ilgili miydi? Amazon serverless'ı serverless'tan sunarsa serverless olur mu? Neyse. Ne? Evet o serverless'la ilgili kafayı yedikten sonra bir yerde böyle bir cozutma anında ilk host ettiğini serverless'tan host ediyorsan serverless'ı nereden host ediyorsun? Inception. Yay gibi. Abi serverless'ta server var zaten. Ama sen Server tamamen yönetmiyorsun. serverless değil. Aynen. Senin derdin olmuyor. Bir de sürekli ayakta durmuyorlar ihtiyaç oldukça. Ha işte bunu serverless mimaride kurduğunu düşün. Deniz yakmaya çalışıyor şu an beynimizi. Tamam ben yani zorlayıp zaten kendimi yakmıştım da. Peki şey yapabiliyor musun? Geçenlerde öyle bir şey denedik de. Normalde şey kullanıyorsan Docker container'ın içinde Docker container ayağa kaldırabiliyorsun. Onun Evet. içinde başka bir Docker container'ın içerisinde Docker container denediniz mi hiç? Ben dener gibiydim. O kadar Bir gidiyor espri mu diyorsun paylaşmıştım hatta İrgin hatırlar onu. Duck ya? Duck. Ay Abi yapma ya. Rick Ama and Morty'nin yapma. benzer bölümü vardı ya. Böyle enerji kaynağı bir evrendi. Onun içinde başka bir evren vardı falan. Neyse. Şimdi Yeni sezon olmadı ama. geliyormuş onun da. Evet abi az kaldı ya. Çok heyecanlıyım. Geliyor. Bir bölüm çıkarmışlardı 1 Nisan'da ama. Evet.
tam kesmedi yani. Vallahi bekliyoruz Sanırım onu. bu ayın sonunda falan. Tam emin değilim ama. Vallahi o da geliyor. Diziler başlıyor. Game of Thrones da Evet. var az sonra. Ben izledim bu arada. Ya bu arada arkadaşlar son 3-4 gündür kafayı şeyle yedim. ICO ile yedim. Initial Coin Offering hikayesi. Hiç duydunuz mu ne olduğunu? Adını çok duyuyorum makalelerde de. Hiç araştırmadım. Ya abi inanılmaz bir Borsaları falan şeymiş. yöneten bir şey midir? Abi şöyle, şimdi klasik yaklaşımda sen bir fikrin var, bir yazılım, bir ürün oluşturdun. İşte atıyorum Facebook gibi bir sosyal ağ ya da bir işte herhangi bir şey oluşturdun. Bu oluşturduğun sistemi ne yapıyorsun şu anda klasik şeyde? Bir yatırımcı buluyorsun. Yatırımcıdan para alıyorsun. Türkiye'deysen bu işler çok zor. İşte firmanın yarısını vermen gerekiyor adama. Ve bu Default zaten. evet yani böyle bir açgözlü yatırımcılar nedense. Sanki çok şey varmış gibi. Ondan sonra işte firmanın bir kısmını sürekli her yatırımla birlikte insanlara veriyorsun. Bu sistem tabii bir noktadan sonra artık çok zorlaşmaya başlıyor. Hani senin yatırımcı bulman zor, işte fikrini hayata geçirmek zor falan. Ve büyük firmalarda, Amerika'da özellikle bu çok oluyor. İşte Amerika'da ve İngiltere'de firmalar belli bir zaman sonra, Almanya'da da var sanırım, bayağı o işler nispeten kolay oluyor. IPO yapıyorlar. Initial Public Offering yapıyorlar. Yani işte insanlara hisse senetlerini satıp borsaya giriyorlar. İşte orada da firmanın değeri kadar belli bir miktar hissesini satıyorlar. Halka arz ediyorlar. Böylece firma fund oluyor. İşte bunun gibi bir sistem aslında. Bu şeyde çalışıyor. İlk sanırım ICO Ethereum yapıyor. İlk ICO 2014 yılında. Sen sisteminde çalışan bir coin türü üretiyorsun. Ethereum'da bunu yapmak mümkün. Mesela diyelim ki Code Fiction diye bir coin türü ürettim. CDF olsun Yapalım ya. adı. Ondan sonra diyorsun ki işte ben 1 milyon coin çıkartacağım ve sen bana eğer bir Ether verirsen ya da bir Bitcoin verirsen karşılığında ben sana bunun 1000 tane CDF coin'i vereceğim diyorsun. Bu şekilde işte bu da bir hafta sürecek diyorsun. Firmanı aslında halka arz ediyorsun belli bir şeyden sonra ve tabii firmanı çok iyi anlatan dokümanlar yazman lazım. Yani Değeri işte nasıl belli oluyor firmanın? sen Bu belirliyorsun şekilde. değerini. Tamam ben anladım. Yani Ether ne kadarsa artık. Abi biraz Kickstarter'a benziyor aslında. Aynen crowdfunding gibi Benim çalışıyor. Kickstarter. Evet abi. Ve insanlara coinleri veriyorsun ve bu coinleri de insanların kendi sisteminde kullanabilmesini sağlıyorsun. Ve coinleri sadece satan alan sen oluyorsun bu durumda. Ya da işte belki platformlarla anlaşma yaparsan Coinbase gibi. Onlar üzerinden de satışı yapılabiliyor. Onlar da sana olanak sağlıyorlar bunları satıp alabilmen için. Böylece Oo, vay abi arkadaş ya. firmanı fund ediyorsun çok kısa bir zaman içinde. Bu aldığın Ether'in hepsini de harcamıyorsun. Mesela işte diyorsun ki %25'ini harcayacağım, %10'unu harcayacağım, işte %50'sini şu zamanda harcayacağım gibi böyle hedefler koyuyorsun. Bunların hepsini anlattığım bir white paper hazırlayıp yayınlıyorsun. Bunun üzerine firman fund oluyor. Sen firmanı ayağa kaldırmış oluyorsun. Ve karşılığında da para kazanıyorsun. Ve insanlara da para kazandırıyorsun. Bir şey soracağım. Devlet hiç işin içine Gerçek girmiyor. serverless architecture Ethereum'dur diyebilir miyiz peki? Ben geçen onu düşünüyordum. Aslında adamların yaptığı bir çeşit o değil mi? Bu smart contract olayları falan. Serverless mı? Yani aslında dağıtık çalışıyor. Tamamen distributed ve birçok kişi yani aslında evet yani biz hostettiğim bir sunucu yok, bir network var. Network içinde insanlar execute ediyorlar senin yaptığın şeyleri ve karşısında para alıyorlar. Öyle denebilir. Bayağı Ama da aslında güzelmiş ya. Barış'cığım. sadece şeye özel tabii. Ethereum'un sınırlarıyla galiba şeysin yani. Tabii. Sınırlısın. Tabii gücün sadece Yani. Ethereum kontratı çalıştırmak. Evet. Yani Ethereum bazında bir serverless'lık sağlıyor. Evet ama o kontratlarla bayağı bir şeyler yapıyorlar. Şeye bakın arkadaşlar, ICOTracker.com web sitesinde bir sürü şey var şu anda, ürün var. Yani ICO'yu bekleyen ya da ICO aşamasında olan firmalar var. Hepsinin white paper'ları var. Tracker.com muydu? IO muydu?
taraftan da Tracker bakıyorum. net. Ha, net mi? Evet, net. ICOTracker.net. Burada bir Abi bir sürü de firma şey var. var. theapps.ethercasts.com var. Orada da mesela Ethereum üstündeki bütün yani buraya listelenmiş bütün application'ların böyle development süreçleri gözüküyor. İşte sanırım şu anda 573 tane application listelenmiş. Böyle hepsinin işte komüniteleri, efendime söyleyeyim GitHub linkleri, web siteleri, her şeyi bulabiliyorsun buradan mesela. Abi Evet Ether abi. bu aralar çakıldı biliyorsunuz değil mi? İşte 400 dolardan 150 dolara falan düştü. Canı Sebeplerinden bir yanan tanesi de arkadaşlarımız var. evet evet var. 100 dolara düştü. Sebeplerinden bir tanesi de bu ICO'ların sanırım keşe dönmesiymiş. Bu da sebeplerden biriymiş. Yani yatırım yapacak olan arkadaşlar o siteleri de takip ederse benim gibi canları yanmaz. Ben yandım, siz Sen şimdi yanmadınız. arabayı sattın, evi sattın. Başka? Tabii. İşte sokaklarda yaşıyorum, telefondayım. Starbucks'ın internetini mi kullanıyorsun? Ama abi Ether'im var, öyle deme. Ama Çok zengin olacağım. Ether'im var. Bakalım Yatırım ya, girdik bir tavsiyesi. yola. Yani en azından bunu bir teknoloji olarak düşünüp bunu iyi öğrenmek lazım bence. Şu anda da Evet abi. burada Evet. herkes şey arıyor. Ethereum üzerinde yazılım geliştirecek adam arıyor ve tecrübeli kişi arıyorlar. Allah Allah. Yani inanılmaz bir piyasa var arkadaşlar Londra'da. Yani Londra bu işin şu anda Tecrübeli merkezi. soruyorlar. Abi daha Ya çıkalı ne kadar oldu? işte kendi Gerçi başına bir blockchain ürün çıkartan yani. insan arıyorlar abi. Yani Hı. sen kendi başına bir ürün yapabilecek yetkinlikte olmanı bekliyorlar senden. Neler var şu anda yapılmış yani? Bir sürü ürün var abi. Mesela şey var, insurance ürünleri var çok fazla, sigorta ürünleri. İşte seni sigortalıyor. Daha doğrusu sen şey yapıyorsun, sigorta istediğini belirten bir giriş yapıyorsun network'e. Firmalar sana teklif veriyorlar ve sen hangisini kabul edersen o teklif gerçekleşiyor ve bu Ethereum üzerinden yürüyor. Lottery uygulamaları çok fazla. Şey yapan işte çekiliş kurra murra yapan uygulamalar çok fazla. Oyunculara işte para veren uygulamalar çok fazla. Yani üzerinde oyun oynayıp turnuvalarla para kazandıran uygulamalar falan var. Noterlik servisleri var abi. Evet, noter servisleri var. Bir sürü uygulama var ya. Abi devlet tanıyor mu peki bu noter servislerini? İşte devlete bağlılığın kalmıyor. Ama Devlet hiçbir yerini senin için tanımadığı bir şey olmuyor mu o zaman elinde? işte ama güvenilir ya. Yani aslında Evet, şöyle. değiştiremezsin geçmişi. Mesela diyelim ki senin bir sürecin var. Sürecin içerisinde bir güven mekanizması sağlaman lazım ve bunu normalde devletle yapıyorsun ya da bir banka ile yapıyorsun. Öyle olduğu zaman bunlara belli miktar para veriyorsun ya bu işi eşür etmeleri için, imzalamaları için falan. Ethereum'a geçtiğin zaman, Ethereum üzerinde bunları yaptığın zaman zaten biliyorsun ki o zaten güvenli. O imzalandığı zaman ve saklanıyor. Saklanmaya devam edecek. Dolayısıyla bu devlete olan bağlılığını ortadan kaldırabiliyorsun. Ya da işte bu üçüncü kişiye olan bağlılığını. Bunun sebebi blockchain'in kendini kanıtlamış bir algoritma olması mı? Aslında geçmişte de hani Evet. değiştirilemeyecek olması. Aynen öyle. Open Ledger teknolojisinin aslında kendisini ispatlamış olması. Proof of Work'ün çalışıyor olması. Abi hash gücünün belli bir oranını ele geçirirsen geçmişi değiştirebiliyorsun ama galiba. Geçmişi Hatta değiştiremiyorsun. Bitcoin'de değiştiremiyor musun? Emin miyiz buna? Evet. Değiştirebildiğin şey Geçiş şöyle. Sistemin yeni içerisinde bir tane kontrat yarattım. Sen de kontrat yarattın. Eğer senin computing power'ın daha yüksekse o mesela ikimiz aynı anda kontrat yaratırsak eğer bunların onaylanması için bloğa dahil oluyorlar ya. Eğer senin computing power'ın daha yüksekse o bloğu internetteki geri kalan insanlardan daha hızlı bir şekilde oluşturabilirsin sen. Okey. Böylece ikimiz Şöyle aynı bir anda ödül olursak almanın sen kalması. kazanmış oluyorsun. Bir de Ya Bitcoin şu şu ara çok an pardon sen konuş abi. ya dinliyorum. Bitcoin dünyası şu an ikiye bölünüyor ya, iki ayrı blockchain üzerinden devam edecekler. İşte bir tanesinde block size 8 MB oluyormuş galiba. İşte çok daha fazla işlem yapabilecekmiş ama bir kısım buna karşıymış. Ben orada geçmiş değiştirilebilir diye düşünüyordum ama okey. Bundan sonra olacak olanları etkiliyorlar.
Tabii. Zaten o bölünmeden sonra iki tane network oluşacak. İkisinde de senin para birimin devam ediyor aslında. Aynen öyle. Senin geçmişteki yaptığın operasyonlar kalacak. Dolayısıyla senin elindeki şey balansın kalmaya devam edecek. Ben şöyle duymuştum. Yani çok teoride şöyle bir şey mümkün diyorlardı. Normalde blockchain işte en uzun olan işte zincirin devamı şeklinde ilerliyor diyorlar. Ama sen bir şekilde eğer o zincirden daha uzun bir şey oluşturabilirsen, işlem hacmi mi artık ne diyeyim, Evet. transaction, bu sefer seninkinden devam etmeye başlayacak yeni olanlar. Böylelikle Doğru. geçmişi bir şekilde değiştirmiş olabiliyorsun aslında. Yani aslında o andan itibaren değiştiriyorsun. Yani o andan itibaren her şey değişebiliyor. İnsanlarda eski şey devam edebiliyor yani. Geriye Evet. döndürürsün yani böyle bir durumda zehirlendiğini anlayıp. Evet. Evet. Özgen. Pardon, İrgin. Pardon gençler ya. Kaybettin kendini. Helal helal. Vurayım sırtına. Sıkıntı bastı. Yok ya dinliyordum baya şey hiç anlayamadığım konular abi. Ben zaten bana para nedir diye sorsanız verebileceğim bir cevap yok. Ben daha para kavramını anlayabilmiş değilim dünyada. Ulan nasıl dönüyor bu dijital her şey? Abi en iyisi Hani takas ya. en iyisi takas mı? yumurta ver. Şey al, şey sistemine geri dönelim. Yani abi işte onunla ilgili bir tane makale var. Şey SPK yayınlamış. Bir tane sanırım ya bir yardımcı doçent ya da bir profesör. İsmini hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayınca söylerim. Onların yayınladığı bir makale var. O makalede tam dediğin konudan başlıyor tartışmaya. Para nedir? Para nedir? Yani para nereden başlar? Abdurrahman Çarkacıoğlu doktormuş. 2016'da yayınlamış. Aralık ayında yani aslında çok daha yeni bir şey. SPK hazırlatmış raporu, araştırma raporu. Bitcoin'i aslında araştırıyor. Ve Hayır ben şeyi blockchain'i. anlamıyorum. Şimdi bir para diye bir şey var tamam biliyoruz. Hı. Bu nereye dayanıyor abi? Yani bu paranın şeyini, parayı değerli yapan ne? Bu paralar nerede duruyor? Ya yani bütün bir dünyadaki bütün paranın fiziksel bir karşılığı yok aslında. Yani dolar veya altın olarak hani eskiden öyleymiş ya her dolar başına altınla falan garantiliyormuş. Şimdi abi bu ben anlayamıyorum ya. Sidekick kafasında değilim de çok bana anlaşılmaz geliyor yani. Abi olay şöyle başlıyor benim bildiğim. Böyle 12. yüzyılda falan insanlar hep altın takas ediyorlar ya. Yani paraların içerisine belli bir miktar altın koyuyorlar. Altın. Alaşımlı şekilde para dağıtıyorlar. Fakat bunu insanlar eritip şey yapıyorlar ya. Eritip kullanmaya başlıyorlar. Yani normal o parayı erittiği zaman içinden altını çıkartıyor. Altını başka yerde kullanıyor. Böylece aslında sürekli yeni de altın az geldiği için o dönemlerde bu sıkıntı olmaya başlıyor. Marco Polo böyle 13. yüzyılda şeye gidiyor. Çin'e gidiyor ya. Çok geziyor bu adam. Orada şeyi öğreniyor. Banknotu öğreniyor. Çinliler o zaman banknot kullanıyorlar. Banknotlarda Ha. senin aslında bankadan alacağın var anlamına gelen bir şey. Kağıt aslında. Bunu Avrupa'ya getiriyor. İşte bu 17. yüzyılda Avrupa'da kullanılmaya başlanıyor. Sanırım şeyde İsveç'te ilk para basılıyor. 1600'lerde. 17. yüzyılın ortasında. Ondan sonra bu kağıt para sistemine geçmeye başlıyorlar. Ondan sonra da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra şey çıkıyor. Amerika bütün para birimlerini dolar endeksli bir paraya çeviriyor. Çünkü dolar parası sadece altın kadar Petrodolar. basabiliyor. Evet. Hikaye öyle başlıyor. O Evet. zaman bir Amerikan doları 0,8 gram altın olarak belirleniyor falan. Ha, bu gold standart dedikleri mevzu. Evet. Hikaye o yani. İşte sanki oradan sonra çığırından çıkmış işler ya. Ne bileyim bu petrodolar teorileri falan var ya. Bayağı şimdi şey tartışmayalım burada da Illuminati dünyayı ele geçirmek istiyorlar falan. Haçlılar. Yani bilgisizlikten direkt diyorsun ki komple İlk banknot Stockholm'da basılmış 1666'da. Avrupa'daki ilk banknot. İsveç Ondan oluyor değil önce mi? de Çin. Evet, ondan önce de Çin yani. Evet abi son zamanlarda bu işe çok girdim ben.
Çok önemli bir şey. Abi. Adam elinden başlayarak başladı ya. Para olayını fazla düşünme, yakarsın. Ya o değil, şeyi anlamaya çalışıyorum aslında şu sıralar. Dediğim gibi yani bu ICO konusunu anlamaya çalışıyorum. Çünkü bence çok yenilikçi bir şey ve gelecek orada gibi duruyor. Yani Ethereum gitse bile bu ICO kavramının ben kaybolacağını düşünmüyorum. O yüzden bunu öğrenmek lazım. Abi, ya abi çok kısa bir şey söyleyeceğim. Bu yani bundan işte 3 yıl önceye kadar bu paylaşımlı ekonomiler işte inanılmaz büyüdü. İşte Uber, Airbnb gibi servisler. Şimdi hani insanlar o servisleri böyle distribüt edip şeyden koparttılar. Nasıl diyeyim? Business olan yerlerden, işte taksilerden, otellerden, turizm firmalarından. Şimdi de abi aslına bakarsan yatırımcı ve yatırım denen kavram el değiştiriyor. Evet. Çok aslında ilginç bir gelişme öyle bakınca yani. Evet abi. Ve bu her şeyi değiştirecek yani. Bu sistem çalışıyor şu anda. Ya bu bir yine bu dotcom balonu gibi böyle 90'larda vardı ya, birçok firma dünyanın parasını kazandı sonra battı hepsi. Ya onun gibi olacak. ama onun sonucunda yine bir internet doğdu. Ya o şekilde ya yeni bir şey doğacak buradan evrilip, ya da bu sistem devam edecek. Ama ya öğrenmek dediğiniz lazım. Noktaya gelse çok fazla şey değiştirir ya. Bütün ekonomik sistemi değiştirir yani. Tabii. Ya bizim çok konumuz değil ama yani hani bir baktığın zaman şuradan bize dokunuyor. Sen bir bireysel olarak, bir yazılımcı olarak böyle bir sistem oluşturabilirsen ve bunu kolay oluşturabileceğin bir altyapın varsa, böyle bir sistemi oluşturup çok da fazla yatırımcı peşinde koşmadan, fikrine güveniyorsan, yaptığın işe güveniyorsan ve bunu satabiliyorsan sen kendin bir şekilde, yatırımcı kovalamadan, bütün insanların desteğini alarak bu işe devam edebiliyorsun. Çok mantıklı. Mesela bugün şey gördüm, özür dilerim Deniz. Çok güzel bir uygulama gördüm, Humanic diye. Banka uygulaması ama banka gibi değil. Blockchain üzerinde çalışıyor. Ve bunu kullanmanın yolu cep telefonunun olması ve cep telefonundan yüzünün biyometrik fotoğrafını çekebiliyor olman. Bunu yaptığın zaman banka hesabın otomatik açılıyor. Başka hiçbir kimliğe ihtiyacın yok. Mesela böyle bir uygulaması var. Yüzünden hash mi üretiyor? Evet, yüzünden hash üretiyor. Çok ve güzel bunu ya. Blockchain'de kullanıyor. IPO'ları yakındaymış. Şey ICO, özür dilerim. Bugün Elon Musk'ın dediğini duydunuz mu? Ne dedi? Eğer şimdiden yapay zekalarla ilgili regülasyonlar koymaya başlamazsak ileride hiç koyamayacağımız bir duruma gelebiliriz, evet diye ya, böyle insanlığı uyardı. Yani Elon Musk uyanınca bir ne oluyor lan diyorsun. Kastettiği yapay zeka da şey değil yani, böyle Google'ın, Microsoft'un yaptığı o yapay zeka. Bildiğin hani bu Terminator'daki yol yakınken çalışmaları durdurdu diyor. Daha doğrusu regülasyonları koyun diyor yani. İşte bu şeyin var ya, Asimov'un 3 robot yasası gibi bir şey anladım ben. Bununla ilgili daha önce yaptığımız hani bir tane programda konuşmuştuk. Yapay zeka ile ilgili. Orada aslında şey, Google'a satılan bir firmanın mesela bu iş için Google'a dayatmada bulunup veya regülasyon koymalarını istediklerini konuşmuştuk hatırlıyorsanız. Yani aslında bayağı ciddi mevzular. Deep Learning firmasıydı galiba bir tane. DeepMind. DeepMind miydi neydi? Evet. Firmanın adı oydu. Yani. Skynet yani. Geliyor gençler. Evet ya. Valla. Terminator. Skynet gelsin. Ya bu arada hani Terminator kısmını geçtiğinde olayın. Değil ya hakikaten... şu anda. Fırat sen şey yap. Konuş abi. Abi şu anda yapabildikleri bunların sadece resim veriyorsun. İşte öğrenmesini sağlıyorsun bilmem kaç bin tane resimle. Sonra kuşu gösteriyorsun, kuş diyor. Yani şu anda çok uzak ya olaydan bir yandan bakarsak da. Abi dünyanın en yüzeysel insanı gibi konuştu. Ya tamam. Abi ama şey hatırlamıyor musun? Mert şey diyordu. Warcraft oynamayı hani o zaman o dönem o çıkmıştı ya, hatırlıyor musunuz DeepMind'ın? Warcraft oynatıyorlardı. Evet, mesela işte bu blokları kıran. Ha, StarCraft'ı, doğru, özür dilerim. StarCraft oynatıyorlardı. Yani aslında artık yapay zekiler bunları da öğrenebiliyorlar.
Yani StarCraft oynamayı öğrendiğine göre demek ki işte kaynakları anlayabiliyor, bir strateji geliştirebiliyor, saldırı planlayabiliyor ve bunu yapıyor. Hani bence o kadar da diyoruz yani. O ama kadar basit strateji değil. şeyler geliştirmiyor herhalde. Ya atıyorum 1000 kere, 10.000 kere oynadıktan sonra şeyleri yavaş yavaş çözümleyerek öğrenmeye başlıyor yani. İşte şöyle yaparsam işte şu kadar puan kazanıyormuşum. İşte hedef olarak da puan kazanma verince adama o Abi puanı işte kazanmak için her türlü yolu arıyor ve en optimumu bulmaya çalışıyor. şöyle Ama düşün. bunu düşünerek yapmıyor yani. Biz de öyle İstatistiksel öğreniyoruz verilerle abi. yapıyor aslında. Şöyle düşün, böyle bir şeyi şu anda bu distributed application'lar aslında böyle şeyleri dağıtık bir şekilde çalıştırmanı da sağlıyor. Yani bu bilmem kaç bin defa denemeleri dağıttığını düşünsene network Ha, üzerinde. tabii. Tabii. Saniye Evet. içerisinde O zaman yapabilir gençler belki. varlık nedir, bilinç nedir diye tartışmaya başlıyor muyuz felsefesini? O zaman ben bir bira alayım. Şey oldu ya, böyle kampta ateşin etrafında toplanıp korku hikayeleri anlatan. Bir bölümü de öyle yapalım ya. Aynen, bu bölüm science fiction bölümü olsun o zaman. Oo, güzel olur. Ama abi arabasız şoför dedim ya. Şoförsüz araba kullanılan bir döneme geldik yani. Sanki bir şeyler de değişiyor. Ekonomik sistemler de falan etkilenecek diyorlar ya bundan gelen. Elon Musk'ın teorisi var. Sosyalizme. Bu yaz sosyalizm geliyor gençler. Hani. Bence Seneye kanka. sosyalizmden Kış değil miydi o ya? ziyade Kış geldi bence bu. Uğur. Anlamadın. Abi kış Müşterisi geldi yer. valla. İzlemeyenler düşünsün, ben izledim. Şirketlerin işine yaramıyor mu ya bu gelişmeler daha çok? Sosyalizmden ziyade sanki daha Ya çok bir herif şeylerle konuşulan böyle şu yani şirketler artık yönetecek dünyayı falan. yani o, ben zaten onayım. Benim onunla ilgili müthiş teorilerim var ya. Bundan yani devletlerin falan önemi kalmayacak bundan 30-40 sene sonra. Tabii canım, para işte bu Bitcoin bilmem ne blockchain muhabbetiyle aslında şirketlerin işine daha da çok yarayacak sanki. Devlet bağımlılıkları da ortadan kalkacak adamların. Ama aynı oranda senin de o şirketlere olan bağımlılığın kalmayabilir. Evet. Bankalara bağımlılığın kalmazsa düşünsene. İşte adamlar o şey üzerine kurarlarsa eğer sistemlerini, işte blockchain vesaire. Evet. Abi Olan o noterleri yüzden olacak. yine elimiz mahkum olduğu için yine kullanacağız yani çoğunluk Abi o ortamı. yüzden bütün geçen Barış senle konuşmuştuk değil mi? Bütün bankalar abi şey arıyor yani. Ne? Bitcoin demişim. Kripto veya işte Allah'ım kafam durdu. Blockchain şeyini Blockchain arıyorlar. üstünde yazılım geliştiren mühendis arıyorlar yani. Visa arıyordu galiba. Evet. Vallahi evet abi, yani Türkiye'nin bu konuda adım atmaması beni biraz ürkütüyor. Yani burada da Türkiye çok ciddi bir şekilde geride kalacak gibi hissediyorum. Belki bunun için bir takım hareket yapılmalı. Hani bir platform mu oluşturulmalı bir şekilde insanlara, yani Türkiye'de bunun reklamını yapmamız gerekiyor bence. Abi bir yandan düşünüyorum, bak endüstri dönemini kaçırmışız, bilgi şeyini kaçırmışız, information age dediklerini kaçırmışız. Sanki biz kaçırdıkça bir şey de gelmiyor başımıza diye de böyle bir Ha, bu hissettim gelmemiş ama. hali mi? Daha ne gelsin? Daha ne gelecek? Yani etin kilosu ne kadar orada? Evet. Pahalı abi, yiyemiyoruz. Yani abi burada 2,5 pound. Programı et. Yarım kilo kıyma 2,5 pound burada. Sen ciddi misin ya? Aa, gerçekten mi? Evet abi, somon Oha çok iyi alıyorsun. ya. Ayıptır söylemesi. 3-4 pound'ı alıyorsun. Yani bayağı güzel de böyle 2-3 kişi yetecek kadar somon alıyorsun. Of, Yani. ben Endüstri 4.0'da kaçıracağımızı düşünüyorum ya. Sen karanlık bakıyorum birazcık o olaya ama inşallah kaçırmayız. Abi Yani geçen umarım. gün haber vardı. Ethereum, Bitcoin satın alımının yasaklanması falan diye. Ha, o Yani çok şeymiş ya. ciddi. Ne? Ben biraz baktım da ona. Satın alınması değil de aslında kumar siteleri yasaklanacakmış Türkiye'de. Zaten Kumar. yasak da. Evet, kumar siteleri. Hı. Ama kumar sitelerini ödeme şekillerinden birisi de işte Bitcoin, Ethereum vesaireymiş. Dolayısıyla bu şekilde ödemenin de yasaklanacağı aslında yazılmak istenmiş. Ama bir şekilde çarpıtılıp işte şey olsun diye, hit alsın diye sayfa.
Abi ama o şekilde böyle ödemenin yasaklanması için benim Coinbase'e ne bileyim CX, IO'ya falan erişimimi engellemesi lazım. Ya yapar ya. Borsalara erişimi engelleyebilir en fazla. Hı-hı. Ama senin Ethereum kullanmanı ya da Bitcoin kullanmanı engelleyemezler yani. Zaten teknik sonuçta, olarak mümkün değil. Evet. Ama Ethereum alabilmem için bile benim o borsaya bir şekilde erişmem gerekiyor. Ne bileyim kendi hesabımdan, kendi kredi kartından bu parayı aktarmam gerekiyor. O noktada devlet müdahale olabilir. Ethereum'un wallet'ı üzerinden şey yapabiliyorsun. Evet. Kredi kartıyla Ether alabiliyorsun. Sadece şu anda şeyde çalışıyor bu ama. Amerika'da çalışıyor. Ne üstünden alabiliyorsun dedin? Ethereum'un bir wallet'ı var. Go'da yazılmış bir uygulama. Bunun üzerinden şey yapabiliyorsun. Ether satın alabiliyorsun Amerika'dan. Ha, exchange olmadan arada. Ya yani evet. Şey var. Gene Coinbase üzerinden çalıştırıyor ama kendi dağıtık network'ünden alıyorsun. Hmm, anladım. Dolayısıyla... Abi yani ondan ötesi sen bir ülkeyi yasaklamak istiyorsa hani sattıktan sonra senin o parayı hesabına geçirmeni blokladığı anda aslında. Evet. Yani alabilirsin ama tekrar parayı yani yatırım amaçlı kullanamazsın. Harcarsın. O ayrı konu. Ya onun da bir sürü yöntemi var ya. Yani aslında hala. Mesela şimdi bu İngiltere'de çok fazla şey var abi. Bankayla karşılaşmadan sana banka hesabı açan yerler var. Ve bunu pasaportunla yapabiliyor. Yani buranın vatandaşı olmana gerek yok. Pasaportunu sunuyorsun. Yani fotoğrafını çekiyorsun pasaportunun da. Pasaportun fotoğrafını gönderdiğinde sana banka hesabı açıyor burada. Ve sana bir tane abi, de kart şey gönderiyor. Fırat geçen böyle bir nüfus cüzdanı suratına dayayıp bir fotoğraf falan çektirdi abi, o neydi? Sen bir yere mi kayıt olmaya çalışıyordun? Neydi o? Jax. J-E-X. Şey, ha aynen, oraya katılmak için ben harika sistem ya. Bu kadar basit bir şekilde şey yapabiliyorsan bence önünde hiçbir engel yok. Onu güvenlik için alıyorlar herhalde ekstra. Evet. Yoksa bir, onun üzerine bir kontrol, yani bir image processing vesaireyle yapmıyorlardır büyük ihtimalle. Gözle kontrol yapıyorlar. Biz de yapıyoruz şimdi. Yapmaya başlayacağız onu. Hesap yaratırken bizde belli böyle bir takım bilgiler vermen lazım. Onu azaltmak için fotoğrafını çekecek adam, gönderecek. Abi fintech firması olarak sizinkiler nasıl bakıyor bu Bitcoin, Ethereum bilmem ne konularına falan? Bizim şu anda şeyde, yani firmanın radarında. Ama bizim birazcık daha zamanımız var. Yani daha oraya hazır değiliz. Şu anda öyle bir sistemi yani öyle bir yatırım yapmak istemiyor yatırımcılar şu aşamada. Ama bizim de şeyinde, radarında. Yani hatta birkaç tane böyle Hackday'de çıkan ürün var. İşte bakalım. Şu anda onları şey yapıyoruz. Yani onlar şu anda duruyor ama bir şey yok yani şu anda. Bir gerçek bir yatırım yok ortada. Öyle yani. Bayağı bir şeyler oluyor arkadaşlar. Takip etmek lazım. İşte bir tane Solidity videosu hazırlamıştım ben de. Şimdi bir de kendi coin'ini nasıl yaratırsın? Yani ICO'nun o birinci adımı o ya. Öyle bir şey yapmaya çalışacağım. Öyle bir video hazırlamaya çalışacağım. Bir de bir Ethereum sunumu var. Hala bir türlü kaydedemedim onu. Bir de onunla işte böyle bu iş nasıl çalışıyor? Aslında onu anlatmaya çalışacağım. Eğer katılırsanız çok sevinirim. Yani. Katılırız canım. Niye katılmayalım? Teşekkürler Deniz. Hep destek, tam destek Mert. Allah razı olsun. Bu hafta sonu iyi çalıştık ya. Evet ya, değil mi? Ne biçim arı gibiydik valla. Abi ben o konuya çok hevesliyim ya. Hani ben de böyle Nostradamus'luk yapmak istemiyorum ama bence şey Docker'ı geçip direkt oraya geçeceğiz gibi geliyor bana. Benim yaptığım şeylerden. Hani bu sorun, bahsettiğim bir makalede bahsettiğim sorunlar giderilince sanki tamamen artık serverless bir dünyaya doğru gidiyoruz diye düşünüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Ya kesinlikle katılıyorum abi. Yani ama Docker kullanılıyor yani şu anda. Çok aktif olarak kullanılıyor. Hani Docker geçip değil de. Docker'ın bir sonraki aşaması belki o. Yani aslında baktığın zaman mikroservislerin bir üstü o. Evet. Mikroservisler o zaman yalan olacak yani. Öğrenmeyin. Kodcu olarak söylüyoruz. Abi mikroservisler hala güzel bir alternatif ama. Mikroservisin uzak durun. Ama şu anda private network'te çalıştırabileceğim bir serverless çözüm yok. Hmm.
Abi şey yapmış işte, onu Azure yapmış. Yani tam Azure bir olarak şey senin dediğin yapmış galiba. Ha evet. Anlat. Sen dinliyorsun. neydi? Azure Function Runtime herifler ürün olarak vermişler. Al sen bunu koy, istediğin yerde çalıştır gibi bir olay yapmışlar. Aa, süper, Evet. onu Özel kaçırmışım ben. serverlarını satıyorlar ama birkaç firmayla anlaşmışlar, işte IBM vesaire gibi. Böyle işte Azure'a özel server satıyor, işte 4 makineden en az oluşan galiba. Onun üzerine direkt kendi private Azure'unu kuruyorsun aslında. Abi çok güzelmiş. Evet. Çünkü Sonra eksik oradan o işte. yani. Eksiklerden bir tanesi o. Evet. Bayağı da normal Azure'un işte bütün arayüzünden her şeyinden faydalanıp kendi serverlarını onunla yönetebiliyorsun. Evet. Güzelmiş Abi abi. ben Ya. bambaşka bir çözümden bahsedeyim o zaman. Apache Foundation'ın da böyle bir ürünü, ürün değil de bir tane yazılım altyapısı var. Onu istediğin serverda çalıştırabiliyorsun anladığım kadarıyla. İşte bir sürü dağıtık sunucuya kurup. Ne kadar olgun bir ürün onu bilmiyorum ama. Yani kendi cloud platformunuzu yaratmaktan mı bahsediyorsunuz bir ürün? Ya işte serverless'ta nasıl ki function için sana bir altyapı sunuyorsa bunlar da sunuyor. Ama kendi sunucularına kuruyorsun ya da işte nereye kuruyorsan. Sunucuların bakımı sende mi değil mi ona emin değilim. Ama bir şekilde çalışıyor bu function'lar. Şey mi? Open Biz Whisk miydi? ismimiz var. Open Whisk. OpenWhisk. Ben Alo? duymamıştım bunu. Duymamıştım bunu Fırat. Şeyde çıkmıştı Ekranist'te. Aa, güzelmiş hakikaten. Yani vendor lock olmadan işte ürünü geliştirmenin yollarından bir tanesi. Abi oradaki vendor lock sorununu ben düşündüm. Sadece serverless'ta değil yani function değil. Bir Amazon kullanıyorsan biz hemen o Dynamo'yu kullanalım. Elastic Cache'ini kullanalım. İşte S3'ünü kullanalım. Falan böyle giriyorsun yani. Birazcık onlar da seni şey yapıyor yani. Tamamen serverless olmak için aslında hani diğer çevre uygulamalara da ihtiyacım var ya. Ama işte orada şeyi var yani. Tamam Dynamo'yu kullanma, başka bir şey kullan. Abstract et falan derken bayağı yazılım maliyetleri artıyor bu sefer. Hani bir Tabii. şekilde eninde sonunda bir cloud platforma bağımlı hale geliyorsun servislerini kullanırsan. Ve çok güzel yapıyor oğlum adamlar ya. Azure, Amazon'a bakıyorum. Her şey koymuş Ya hepsi. Deniz, ama bu problem yani senin benim problemim değil ki vendor lock aslında. Yani şöyle düşün. Eğer uluslararası hizmet veren ve işte böyle saniyede milyonlarca request alan bir web sitesiysen, concurrent kullanıcın böyle milyonlarca ise o noktada Evet, vendor onlar lock çok fena kritik etkilenir. yani. Tabii o zaman böyle çözümlere gitmen gerekiyor. Ama yani Aynen. senin benim problemim değil şu aşamada o. Sağ ol Mert, çok rahatladım şu an. Takma kafana. Sen Muhtemelen de derdini al. olmayacak abi. Yani. Evet. Yani Amazon zaten öyle garip saçma sapan bir hareket yapacak bir firma değil. Öyle bir stratejik bir hata yapmaz bence. Sonra 6 ay sonra. Code Fiction'ı Google Cloud'a geçirdik. 8M.com CC Ghosties. Abi. Ay Ama çok güzel oldu bu fena arada. oldu. Masraflarımız da inanılmaz düştü. Yani Evet. onu da diyelim. Yani en büyük aslında bu işi neden biz bu işe giriştik? Yani sadece serverless olmak değil, masrafsız bu işi halletmek Parasızlık. için giriştik. Para. Bütün Aynen, olay gene bedava. parada kilitleniyor işte. Şu anda para vermiyoruz yani. Evet. Baktığın zaman o Evet ya. muhteşem bir şey. Free tier'da kalıyoruz değil mi her şekilde? Yani eğer 1 milyondan fazla request gelirse free tier'dan çıkacağız ki bence 1 milyon request gelirse arkadaşlar zaten çıkalım. Zaten çıkalım. O noktada. Ne kadar zamanda 1 milyon request? Ayda. Ayda mı? Çok Bayağı güzel. yolumuz varmış, tamam. Yani umarım pişman oluruz bunu dediğimize ama. Bu gece bir DDoS Ama işte ha, CloudFront yok önünde. Gerçi API var. Gateway'in önünde CloudFront var. Fark ettiniz mi onu bilmiyorum. Ben curl yaparken gördüm. CloudFront'tan geliyor responslar. Yani web Valla sitesine ben girin. bir 302 gördüm ama 302 mi Hiç. gördüm? Öyle bir şey. Kesilenler olayı var. İşte statik kontentlere cache adırlarını falan koymak öyle ufak tefek işleri kaldı ya. Bir de API Gateway'e DNS verirsek tamam işte ya. API.codefiction.tech. Evet Oradan abi. artık açarız. Önünde CloudFront var.
Evet. Yani o bilmiyorum, DDoS önlüyor mu ama ona bakamadım daha ben de. Benim bildiğim kadarıyla direkt öyle şey bir koruması yok ya. Yani sizin kullandığınız ürünün adı neydi? Cloudflare gibi. Cloudflare. Aha. Ama sen geçen onun da bedava alternatifinden bahsettin. Evet, o da bedava kullanabiliyorsun. Onun da bir free tier var. Ya aslında o da işimizi görür. Belki ona geçeriz ileride. Hani evet, onu da yapabiliriz. Bana ilginç gelen, Google gibi bir firmanın bir sürü ürünü var, bilmem nesi var. Cloud konusunda bu kadar geri kalmasını hala şey yapamıyorum. Anlam veremiyorum, hani Azure geldi şey yaptı filan. Hani bu adamlar da büyük bir teknoloji firması. Hayvan gibi de kaynakları filan var. Hani büyük ihtimalle buraya artık gördüler yatırım yapacaklar ama hala gerideler mesela. Bunların serverless mimarisi beta'da hala. Sadece Node.js kabul ediyor. Node.js kabul ediyor filan. İlginç. Yeter. Node.js yeter abi. Nerede? Sana yeter abi. Amazon koymuş orada .NET Core'u hala. Amazon koymuş bak, Amazon. Abi bu noktada Google geç kaldı falan diyebilir miyiz peki bu iş için yani? Geride kaldı ya da. Bence yani öyle kaynakları olan bir firma bastırsa orayı şey yapar yani, zorlar yani. Microsoft bile Amazon'u zorluyor şu an. Bir de Ya şey falan varmış. şey var Alibaba abi. Express'in de varmış. Evet, duydum ben de onu. Aa. Sen gönderdin hatta. Ha, Ne, öyle mi? Alibaba'nın neyi var abi? Alibaba Cloud var. Cloud çiftliği Şey mi? var. Aa. Oo. İğrenç Server farm'ı espri. varmış. Alibaba'nın Cloud'u var abi. Abi ama onların çok özel bir kullanım alanı var ya. Yani bu China's Great Wall dedikleri inanılmaz bir firewall'ları var ya. İnsanlar onun yüzünden Çin içerisinde server tutmak zorunda kalıyor. Alibaba da bu durumda diyor ki biz sizin için hallederiz. Çin pazarına giriş yapmak istiyorsanız biz de çalışın. Yani bir kez de onlara mecbur gibisin. İnanılmaz değil mi? Zaten İnanılmaz. o Her abi şey çok onlara iyi. alışverişler. Çok Çok acayip ya. iyi. Vay arkadaş. Abi bak, Avrupa'da Frankfurt'ta data center'ları var. Orta Asya'da Dubai'de var. Sonra Kuzey Çin, Güney Çin, Singapur, Avustralya. Yani o bölgenin şeyini kapatmaya çalışıyor. Evet. Çok İlginç. Çok iyi yani. Amazon bu arada Stockholm'e açıyor bir tane data Ya. center. Stockholm'un biraz kuzeyine abi. Türkiye'de Yani bir tane açsa da. burada da yatırım var yani. Batı Avrupa'da şey Doğu Avrupa tarafına bir şey yapacaklar mı bilmiyorum ama işte ilk İrlanda'ydı, sonra Frankfurt geldi, şimdi İsveç geliyor. Belki bir tane de ileride İtalya'ya falan kurarlar bilmiyorum Türkiye'ye kursunlar artık ya. ama. Abi Türkiye olacak gibi değil. O regülasyonlarla Abi Türkiye'deki Türkiye olmasın uğraşamazlar. da Orta Doğu ülkesi olsun diyeceğim. O zaten olmuyor. Yakın bir yer, ne bileyim, Bulgaristan olur ya. Yunanistan'a koysunlar işte ya. İşte abi Yunanistan Doğu olur. Avrupa. Rusya. Yani. Yandex'in yok mu Rusya da böyle uzak. hizmetleri? Yandex'in var mı? Yandex'in Yok cloud galiba. olarak Bir cloud'u var storage var ama. sadece. Ya Yani. dosya store edebiliyorsun sanırım sadece. Yani. Drive gibi bir şeyleri vardı hatırlıyorum ama. O Aynen, zaman disk, Yandex disk. Yandex disk. Yandesk. Yan masa. Yandex Yan disk. O zaman konuyu şeyle kapatalım mı? Özgen, biz seninle bu işe girelim mi abi? Baştan yazarız. disk. Olur İşletim abi, yarım sisteminden. saat sonra uygunum. Neye giriyorsunuz ya siz? Bu iş abi Türkiye'de yok ya, bu bölgede yok. Bu bölgenin Alibaba'sı olalım. Mert, yapmıştın sen daha önce bunun POC'sini kaç defa? Yani. Değil mi? Tabii oğlum, ortada daha backend servis diye kavram yokken yapılmıştı yani. Bunu Türkiye'de bir yazılım Türkiye'nin firması. ilk backend Türkiye. as a service projesini yapmış olabilir miyiz? İddialı. Evet. Evet mi? Gerçekten öyle mi? Evet, gerçekten öyle. Evet, o zaman gurur duyabiliriz arkadaşlar kendimizle. Biz yaptık ya. Ya. Ya biz onu yaptık da tutmadı. Anlamadılar. Satmadık aslında onu. Satılmadı onu. O firma onu, yani o şeyi alan firma, projeyi alan firma maalesef onu çöpe attı. Ama güzel işti yani o. Orada da şeyle
Özgen'le şey çalışıyor değil mi ağırlıklı olarak? Onur. Evet ya, çok güzel işte o yani. Baya garip problemleri çözüyordu yani. Neyse. O zaman bugün ne çalalım? Şey demiştik ya, amatör gruplardan çalalım demiştik. Aklınıza geliyor mu? O zaman sonradan bakacağız. Şimdi aklımıza gelen bir şey var mı? Benim amatör gruplar geliyor abi. Bakma. Şeyde Moda'da bizim gittiğimiz bir stüdyo vardı. Sürekli oraya gidiyorduk. Bizim de bir arkadaş, oranın sahibi Mehmet diye. Hı hı. Ben onunla konuşmadım ama herhalde onun cover'ını çarpsam YouTube'dan bir şey olmaz. Dava açarsa falan. Ya bir şey olmaz ya. Dava açtırmayız. Şey, yorumda attribute verelim de. Ona bir ısmarlarız o. Aynen abi. O zaman ismini söyle. Grubun adı The Dude galiba. Dur bakayım ya, dur bekle. Hemen bakıyorum. YouTube'da şeyleri de var. Kanalları da var. Çok da böyle güzel coverları var. Böyle bir side proje yapalım. Şey yapsın ya. Kapanış şarkısı seçici. Spotify'ın derinliklerinden hiç dinlenmemiş şarkılar. Abi Spotify'ın API'yi şarkıların böyle etiketini falan veriyor mu ya? Veya sanatçıların? Bir daha sorar mısın Uğur ya? Spotify'ın API'yi mesela işte bir sanatçıyı sorguladığın zaman onun işte ne tarz müzik yaptığını falan veriyor mu etiketi olarak? Ha, yani tag veriyor ama o tag galiba sorduğu değil. Kendi kategorizasyonundan bahsediyorsun değil mi? Hmm, evet. Ona denk gelmedi. Spotify vermiyor galiba ya. Müzik Brains mi, öyle bir şey var? Böyle Spotify'ın üstüne böyle mesh uygulamalar yapmışlardı zamanında. Veriyorsun account'un işte, sana seçki çıkartıyor falan, bir şeyler yapıyordu. Önceki zevklerine dayanarak. Ama ben hala abi Spotify'ın Monday, yani pazartesi listeleri falan çok iyi oluyor. Weekly Discovery. Evet, ben buldum bu arada. Buldum arkadaşlar. Grubun adı Dude, Shape of You, Ed Sheeran cover'ı yapmışlar. O şarkıyı biliyorsunuz ya, değil mi? Abi bilmeyen mi var? Adamlar Glastonbury'de ikinci sırada çıktı. Adamlar mırıldansana biraz, nasıl bir şey? Yok abi, şimdi terbiyem yetmez. Ben sana daha sonra yapacağım. Terbiyem yetmez. Ama şöyle arkadan vereyim yavaştan. The club is in the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast and we talk slow. Come over and set up a conversation with just me, and trust me, I'll give you the chance. Now I'll take my hand, stop, whoop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on, I follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on, I'll follow my lead. Come on, I'll follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and then my bed she smelled like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with your body. Oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. One weekend we let the story begin. We're going out on our first day. So go, you can leave, fill up your bag and I fill up a plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour, and now your family is doing okay. Leaving, getting a taxi, then kissing the backseat. Tell the driver, make sure radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on, I follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on, I'll follow my lead. Come on, I'll follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you
fresh, it smells like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body, oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with your body, oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with your body, oh why, oh why, oh why, oh why. I'm in love with your body, every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby, come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed should smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, I'm in love with your body. Come on, be my baby, come on. Come on, be my baby, I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Nasıl? Güzel. Bence excellent.